Merhaba sayın izleyen. Sizinle daha önce pizza yapmış mıydık? Yapmamış mıydık? Gelin o halde bugün İtalyanları bile kıskandıran bir pizza tarifi nasıl yapılır? Onu hep birlikte görelim ve öğrenelim. İşe ilk önce hamurumuzu yoğurmakla başlayalım. Bildiğiniz gibi İtalyan mutfağına ait bir lezzet. İtalyanlar bunu gayet iyi başarıyorlar. Ülkemizde de birçok pizza yeri mevcut ve çokça tüketilen bir yemek türü. Tabii ki bizim Türk mutfağımızın o enfes pidelerimizin yerini alamaz. Ama yine de bir pizza sever olarak bu tarifi isteyen bir takipçimiz vardı. Bana özelden ulaştı. Pizza yapmamızı istedi. Biraz da İtalyan tariflerine sadık kalmaya çalıştık. İçindeki malzemelerle kalamasak da yapılış şekli ve pişirme şekliyle en azından İtalyan usulü bir pizza nasıl yapılır? Bugün hepimiz bunu burada görüp ve öğreneceğiz. Evet, ilk önce bir kaseye, karıştırma kabımıza ben 125 gram un sizin için ölçtüm. 125 gram unu, bundan bir pizza çıkacak. Bir pizza yapıp tüketip bitireceğiz. Eminim siz de böyle artmayan tarifler arıyorsunuzdur. O yüzden bunları sizin için ölçtüm. 125 gram unu kabımıza boşaltalım. Ardından içerisine tuzumuzu, bu tuzumuz da yaklaşık 2 gram. Onu da boşaltalım. Onu bir kenara ayıralım. Ilık suyumuza mayamızı ekliyoruz. Ve karıştırıyoruz. Neden ılık su? Çünkü mayamız soğuk suda aktif olmaz. Onu karıştıralım. O biraz aktif olsun. Daha sonra unla tuzumuzu karıştıralım. Karıştırdım iyice. Şimdi bu karıştırmış olduğumuz mayamızı hamurumuza ekleyeceğiz. Biraz daha aktif olmasını istiyorum. Çünkü hamuru güzel yapan tek şey bu maya. Bu maya olmazsa bu hamur hiçbir şey. Mayamız iyice ılık suda aktif oldu. Şimdi pizzamızın içerisine, yani pizza hamurumuzun içerisine karışımı ilave edelim. Sıvıyken şu kaşık yardımıyla karıştıralım. Daha sonra tezgahımızı alacağız. Tezgahımızda yoğuracağız. Şöyle bir karıştıralım. Şimdi tezgahımızı alalım. Pizza hamuru bu kadar. Zor bir olayı yok. Ben severim hamur yapmayı. Bu da sevdiğim bir hamur.
Mutfak sizin terapi alanınız. Mutfağa girin. Hamur yapın. Özellikle problemleri olan, psikolojik sorunları olan insanlarımız. Canları sıkılan, içleri daralan. Yani probleminiz varsa, olsa da olmasa da mutfağa girip kendinizi terapi edebilirsiniz. Burada deşarj olabilirsiniz. Burası sizin özgür alanınız. İstediğiniz şekilde, istediğiniz tarifleri yapabilirsiniz. Burada deşarj olun. Dediğimi yabana atmayın. Burası önemli. Söylediklerimin doğruluk payı var çünkü. Unumuzu tezgahımıza alalım. Şöyle. Elimizdeki onları şöyle almaya çalışalım. Şimdi hamurunuzu alın. Şöyle tutun, uzatın. Şöyle avucunuzla bastırın. Bu tarafına da aynısını yapın. Şimdi elimize yapışmayan böyle güzel bir hamur elde ettik. Görüyorsunuz. Şimdi bunu koyacağımız kabı irmikle, altına irmik serpiyoruz, üstüne un serpiyoruz, üzerine nemli bir bez bırakıp mayalanmaya bırakıyoruz. Olayımız bu. Şimdi kabımızın tabanına biraz irmik serpiyoruz. Şöyle. Hamurumuzu buraya koyuyoruz. Daha sonra üzerine biraz un serpip mayalanmaya bırakıyoruz. Burada en az 2 saat mayalanması gerekiyor. Hamur iki katına çıkacak. Burası da önemli. Şöyle üzerine nemli bir bez koydum. Oda sıcaklığında 2 saat mayalanacak. Mayalanmak niye önemli? Maya canlı bir üründür. Suya dokunduğu an hareket etmeye başlar. Una dokunduğu anda beslenmeye başlar ve hava üretirler. Oksijen baloncuk çıkarır ve şişer. Ve iki katına çıkar ürünümüz. Çünkü o ürünler mutludur. Ve o yüzden kendilerini rahat hissederler, bırakırlar ve dinlenirler. Mayalanmamız bu şekilde olur. Bu arada biz diğer malzemelerimizden bahsedelim. Domates sosumuzu, domates kabuklarımızı soyalım. Bir adet domatesimizi orta boy. Daha sonra onu robota koyalım, robottan geçirelim. İçerisine bir yemek kaşığı zeytinyağı ekleyelim. Daha sonra bir yarım yemek kaşığı da salça ekleyelim. Tekrar robottan geçirelim. O güzel akışkan kıvamı elde ettiğimizde üzerine biberiye serpelim. Ve bir tur daha geçirelim. Böylece domates sosumuzu elde edelim. Ben domates sosumuzu elde ettim. O yüzden size şimdi bunu anlatmak istedim. Farklı tarifler de var. Siz istediğiniz gibi bir domates sosu hazırlayıp pizzanızda kullanabilirsiniz. Hamurumuz mayalansın.
mayalandıktan sonra açma işlemlerine devam edelim. Daha sonra pişirelim ve afiyetle yiyelim. Evet, hamurumuz yeterince kabardı. Şimdi tezgahımızı unladık. Hamurumuzu tezgahımıza alalım. Daha sonra böyle bastırarak açalım. Merdane, oklava kullanmayalım bu aşamada. İnanın kullanmamak daha güzel. Yaklaşık 30 santim çapında açacağım. Santimetre çapında oldu bile. Tepsimize göre açalım. Eğer bir pizza taşınız varsa onda müthiş pişiyor. Bir pizza taşı edinmenizi tavsiye ederim. Ama yoksa bir delikli, altı delikli bir tepsi de olur. Fırınımızı güzelce ısıttıktan sonra güzel pişecektir. Gördüğünüz gibi elimle açtım. Bayağı da açıldı. Hiç delmedim de. Biraz daha açacağım. Kenarlarını kıvıracağım. Bu esnada ben fırınımı ısıtmaya başlayabilirim. Yaklaşık 220 dereceye, 230 fark etmiyor. O dereceyi alalım. Ama pizza taşınız varsa 250 dereceye alın. Altlı üstlü pişirmeye alın. O şekilde pişirin. Şimdi ben biraz daha açacağım hamuru. Daha sonra kenarlarını kıvırmayacağım da böyle ellerimi bastıra bastıra köşe yapacağım onları. Evet, yaklaşık 30 santim hamurumuzu açtım. 30 santim diyorum çünkü burada benim ölçüm var, biliyorum. Bu hamuru açma pedimizde şeyler belli. Kaç santim açacağımız gözüküyor şu an. Burası tam 30 santim yapıyor. Şurada gözüküyor. Şöyle köşe yapmaya çalışalım köşelerini. Bir şeyler oluştu bile. Şimdi bakalım her yer aynı eşitlikte açılmış gibi, elimize kontrol edelim. Gayet açılmış. Köşeler belirgin olsun istiyorum da. O yüzden uğraşıyorum biraz.
Sanırım olacaktır piştiği zaman. Güzel bir şekil verdiğimizi düşünüyorum. Şimdi bu hazırlamış olduğumuz domates, zeytinyağı, sarımsak, biberiye. Bunu robottan geçirdik. Böyle bir karışım elde ettik. Onu videonun daha önceki kısımlarında da söylemiştim. Şimdi bu karışımımızdan biraz sürelim. Yani pizzamızın ana malzemesi bu. Şöyle dökelim. Yayalım her yerine. Taze bir domatesten daha iyi bir sos yok arkadaşlar. Kendiniz yapın. Salçadan direkt sos yapmayın. Salça da kullanabilirsiniz ama o salça az olsun. Her yerine gelsin istiyorum. Elimizi de kullanabiliriz burada. Şu an yeterli gibi. Gayet homojen bir karışım oldu ve her yere eşit dağıldığını düşünüyorum. Şimdi üzerine 2 adet peynirimiz var. Bir parmesan, bir mozzarella. Şimdi parmesan peynirimiz rendeledim burada. Bu yoksa eski kaşar da kullanabilirsiniz. Ona benziyor biraz. Bulması biraz zor, her yerde yok. Mozzarella da bulamazsınız. Taze kaşar rendeleyin. Ben öyle yaptım. Mozzarella bulamadım. Her ne hikmetse yok. Hiçbir peynirci de yok. Şu an bulunduğumuz yerde. O yüzden fazla da uğraşmadan böyle bir yöntem buldum. Siz de o şekilde yapabilirsiniz. Şimdi bu parmesan peynirimizin rendesini yaptık. Onu pizzamızın alt tabanına serpelim. İsterseniz bu aşamada da rende yapabilirsin. Yapabilirsiniz. Zaman kaybı olmasın diye yapmadım. Çünkü yeterince anlatarak videolar çekmeye çalışıyorum. Böyle zaman kayıpları da olmasın. Evet, eşit bir şekilde her yerine dağıttım. Üzerine kaşar peynirimizi, varsa mozzarella peynirimizi gezdirelim. Bu işlem de tamam. Bu aşamada biraz fesleğen koyup direkt fırına verebilirsiniz aslında. Orijinal İtalyan pizzası, sade İtalyan pizzası olur öyle. Ama tabii ki biz Türk halkı olarak öyle sade pizzaları sevmiyoruz. O yüzden kafamıza göre malzemelerimizi yerleştirelim. Sucuklarımızı ben ilk başta yerleştirmek istiyorum şöyle. Rastgele koyuyorum. Bu şekilde. Mantarlarımızı yerleştirmek istiyorum. Aralarına.
mantarlarımızı da ilave ettim. Daha sonra biber, yeşil biberlerimizi koymak istiyorum. Güzel de görünsün istiyorum, o yüzden eşit koymaya çalışıyorum. Daha sonra yeşil biberlerimizi kırmızı biberlerimizi ilave ediyorum. Amacımız burada biraz görsellik katmak. Kırmızı biberlerimizi de koydum. Şimdi aralara zeytinleri ilave ediyorum. Tabii ki bilirsiniz ama sakın aranızı zeytinin çekirdekleriyle koymayın. Yerken hoş olmayacaktır. Elinize bastırarak o çekirdekleri çıkarabilirsiniz. Yani bizim zeytinimiz yumuşaktı. Bastırarak çıkardım. Yani yiyerek çıkardığımı düşünmeyin. Öyle bir şey yapmadım. Şimdi zeytinlerimizi de yerleştirdim. Mısırlarımızı da serpiyorum. Evet. Nasıl gözüküyor acaba? Mükemmel gözüküyor. Şöyle biraz daha öne doğru alayım sizlerimizi. İnşallah alırız. Evet, aldık. Enfes gözüküyor. Mükemmel. Şimdi ben böyle delikli bir tepsi kullanıyorum. Bunun üzerine irmik serpeceğim üzerine. Daha sonra pizzamızı bunun üzerine yerleştireceğim. O zahmetli aşamaları geçelim. Ben size yerleştirilmiş haliyle birazdan tekrar videoya başlayacağım. Evet, pizzamı tepsiye aldım. Burada bir hata yaptık arkadaşlar. Ben anlatırken daldım. İlk baş hamuru açtığımızda tepsiye koyacaktık. Biz malzemeleri koyduktan sonra koymaya çalıştık. O da biraz zor oldu. Biz bu aşamada hamuru açtıktan ve malzemeleri koymadan önce tepsiye yerleştirin. Daha sonra hamurunuzu düzeltip malzemelerinizi koyun. Epey zor oldu bunu koymam çünkü. Onu da söyleyeyim. Şimdi üzerine biraz zeytinyağı gezdiriyorum. Bir yemek kaşığından az var bunun içinde. Tereyağı da bu aşamada koyarsanız güzel olur. Bugün zeytinyağı tercih ettim. Kazasız belasız bitirdik. Şimdi fırına verelim. Fırınımız 220 derecede, alt üst pişirme konumunda, videoda da görüyorsunuz. Yaklaşık 7 dakika pişireceğim. Olmazsa da 10 dakika daha, yani 3 dakika daha bekletip toplamda 10 dakikada çıkarmayı hedefliyorum. Şimdi fırına verelim. Fırınımızı açalım. Evet. Fırını verdik. Bakalım pizzamız nasıl pişecek. Evet, pizzamız mükemmel bir gözüküyor. Fırında da adeta bir İtalyan mutfağında, İtalyan fırınında İtalya'daymış gibi pişiyor. İnanıyorum ki güzel olacak. Zaten şekli, duruşu her şeyi gösteriyor. İncecik bir hamurumuz var. Gayet güzel. Birazdan iyi bir pizzanın hamurunun iyi olup olmadığını da videomuzda anlatacağım. Şimdi bırakalım bu yavaş yavaş tüm malzemeler
Pissin. Evet sayın izleyen, pizzamız hazır. Gördüğünüz gibi hiç yapışmadı bile. Tepsimizden kolayca çıkıyor. Daha ne denir ki? Mükemmel bir pizza bizi bekliyor. Soğuk içeceğimiz de yanında. Sakın onu alkol olarak düşünmeyin. Ben alkol tüketmiyorum. Asitli bir içecek. Evet. Şimdi veda vakti. Ama ondan önce ben bunu bir kesmek istiyorum size. Şöyle bir kesicimiz var. Dönüyor. Bir keselim bakalım nasıl, videoda nasıl görünecek. İki üç dakika kadar dinlendirdim bu arada. Fırından çıktıktan sonra hemen kesmeyin. Şimdi kesim işlemine devam ediyorum. Tekerimiz dönüyor. Pizzamız dilimleniyor. Bakalım beğenecek misiniz? Evet, bir dilim pizzamızı buradan bir ayıralım. Şöyle koyalım. Nasıl? Güzel değil mi? Bence oldu. Bunun hakkını verdik. Lütfen bu tarifimi deneyin. Bu tarif diğer pizzalardan farklı. Bu tarif farklı. Gerçekten farklı. Bunu yapınca anlayacaksınız. Tadınca anlayacaksınız. Bu arada iyi hamur nasıl olur dediğimde anlatacağım demiştim. Bu kenarına bastırdığınızda kendisi havaya kalkması gerekiyor. Gördüğünüz gibi basıyorum, havaya kalkıyor. Sönük kalmıyor yani. Buradan iyi bir hamur yaptığınızı anlayabilirsiniz. Tabii çok bekletirseniz buraları gevrek olacaktır. Ama bak, bakın bastırıyorum, kaldırıyorum, kendi havaya kalkıyor. Hamurun İyisini buradan anlayabilirsiniz. Neyse, pizzalarımızı çok soğutmayalım. Çünkü beni bekliyorlar. Yalnız yemeyeceğim yine. O şanslı kişi yanımda. Şimdi veda vakti. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. İhmal etmeyin sakın. Hepinizi çok seviyorum. Diğer tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.